Global Campus TV okyanusları açtı. Toronto, Kanada'ya geldi. Arkamda şehrin simgelerinden bir CN Tower var. Dünyanın dört bir yerinden gelmiş, yarısı göçmenlerden oluşan 5 milyonluk nüfusuyla Kanada'nın en büyük şehri. Aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da 5. büyük şehri. Kanada'nın aynı zamanda eğitim, kültür, finans ve ticaret merkezi. Türk öğrenciler artık çok erken yaşlarda keşfetmeye başlamışlar Kanada'daki eğitim avantajlarını. Lisede geliyorlar. Biz de onları okullarında ziyaret edeceğiz. İlk önce Kanada'nın en eski yatılı okullarından biri olan Albert College'a gidiyoruz, Belleville'de. Ve giderken de trene bineceğiz. Global Campus TV Kanada'da, Toronto'ya 2 saat uzaklıkta ülkenin en eski yatılı okullarından biri olan Albert College'dayız. Türk öğrencileri var her zamanki gibi. Ailelerinden, Türkiye'den ayrılıp iyi bir lise eğitimi ve tabii ki akabinde de iyi bir üniversite eğitimi almak için buraya gelmişler. Neler yapıyorlar, hangi alanlarda kendilerini geliştiriyorlar onları öğreneceğiz. Çünkü yatılı okul kavramı Kanada'da veya gelişmiş ülkelerde Türkiye'de olduğundan biraz daha farklı. Yatılı okulları imkanları eksik olan kişiler değil, kendilerini, çocuklarını her konuda sanattan, spora, akademik konulara geleceğin liderleri yapmak isteyen aileler tercih ediyor. Bizim öğrencilerimiz de neler yaşıyorlar? Hadi bakalım. Global Campus TV Albert College'da Türk öğrenciler yanımda. Onları biraz tanıyalım. Adını öğrenebilir miyim? Tugan dede. 11. sınıfta okuyorum burada. İlk senem burada. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan sonra burayı biraz yadırgadın mı? İlk başlarda çok özlüyorsunuz sonra tabii. Sonra alışıyorsunuz gittiniz zaten. Ondan sonra ve hala özlüyorum tabii kardeşimi, küçük kardeşimi, annemi hala özlüyorum. Ama alışıyorsunuz uzun süre sonra. Burası sanki evinizmiş gibi geliyor size. Seni tanıyalım. Burak Aksoy, ben de burada 10. sınıf okuyorum. İlk senem benim de Turgan arkadaşım gibi. Ailemi çok özlüyorum tabii geldiğimden beri. Özellikle de kız kardeşimi. Onun dışında hayat güzel işte. İnsanlar iyi davranıyor. İkinci bir aile gibi. Nerelerden arkadaşlarınız var? Hangi milletlerden? Bir kere Albert College'da dünyanın her bir yerinden öğrenciler var. Karayipler'den olsun, Nijerya, Almanya, Arjantin. Sen en çok hangilerini sevdin? Karayip arkadaşlarım gerçekten. Yakınım onlarla bayağı. Alman birkaç arkadaşım, yakın arkadaşlarım onlar. Hangi aktiviteleri yapıyorsun? Ben spor yapıyorum. Ayrıca spor olarak yüzme yapıyorum. Yüzmede işte finallere falan gittik en son. Okul rekoru bana ait. Ontario eyalet finallerinde AA finaline kalıp 7. oldum. Ontario eyalet çapında. Bravo. Onun dışında sanat olarak da koroda şarkı söylüyoruz. Peki sen 11. sınıftayım dedin. Artık biraz üniversite planları başlıyor. Neye hedefliyorsun? Concordia'da okumak istiyorum. Montreal'da o da. Montreal. Yani, orada okumak istediğim sebeplerinden bir kere Kanada'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Bir de geçen sene iki tane benim yakın arkadaşım olan onlar da oraya gitti. Hem onlarla birlikte olmak. Ve Montreal'da küçük bir İstanbul gibi. Küçük bir İstanbul şehri gibi. Hem bana evimi biraz daha hatırlatır diye. Çok güzel. Senin için biraz daha erken bunlar. Ben o yüzden sana Albert College'ı nasıl buldun, beklentilerini karşıladı mı diye soracağım. Şimdi İstanbul'dan çok farklı bir ortam bir kez. Tek başımayım. Ama hoşuma gidiyor yani. Bayağı beğendim okulu. İyi davranıyor insanlar. İkinci bir ailem gibi. Destek oluyorlar. Evet, destek oluyorlar bayağı.
Ama bazı şeyleri de zordur. Mesela yemekleri, işte kendi çamaşırını yıkamak falan. Hangi konularda zorlandın? Ya şimdi bir kere çamaşır konusu gerçekten zor. Bütün işlerimi benim annem hallediyordu. Şimdi çamaşırı en onlara ütü bir kere çok zor oluyor. Yani buruş buruş olmasını istemiyoruz. Onu da zar zor öğrendik yani, yapıyoruz artık. Ama bunları öğrenmen lazım hayatta. Tabii değil ki mi? Tabii hayat tecrübesi öğrenmek lazım. Edindik burada. Albert Koca öğretti bize bunları. Yemekler açısından da çok farklı bir yemek kültürü. Hani ben zaten bu arada diyetteyim. Onun için hani salata, protein. Çok problem olmuyor. Yani. Kocaman bir salata barı var. Aynen. Peki uzun hafta sonlarında ne yapıyorsunuz? Çünkü herkes yatılı değil. Herkes veya yatılı olanların da hepsi yabancı değil. Uzun tatillerde örneğin şimdiki tatil için New York gezisi düzenliyorlar. Toplu olarak gidiyoruz işte arkadaşlarımızla. Geçen tatil örneğin kaymaya gitmiş, götürmüşlerdi. Onlar organizasyonlar oluyor öyle, onların götürdüğü. Başka arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Kesinlikle başka arkadaşlara, ben herhangi bir zaten seni bir arkadaşımdan geliyor. Hani kesinlikle Albert tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir okul. Sen peki beklentilerini karşıladın Albert College? Buraya gelirken neler vardı aklında? Nasıl hayallerin vardı? Onlarla ne kadar örtüştü? Ya İstanbul'dan farklı bir şey bekliyordum gerçekçi. Yani çok fazla beklemiyordum ama hani ne bileyim sporumu, sanatımı, derslerimle beraber yapabileceğim bir ortam bekliyordum. Onu sundu Albert College bana. Herkese de tavsiye ediyorum yani bütün arkadaşlarıma. Çok güzel arkadaşlar. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını evet. Diliyoruz. Hediyelik eşya dükkanı gibi duruyor burası ama sanıyorum burayı başka amaçlar için kullanıyorsunuz. Yok tabii. Her okul bitiminde burası açılıyor burada. Yani belirli cips, çikolata veya hani landırımız için çamaşır suyu, kağıt, kalem, sularımız, powerlet'ler olsun her şey satıyorlar burada. Okul kıyafetleri dahil burası satılıyor. Yani Albert College için bir bakkal diyebiliriz. Mini market gibi daha doğrusu. Peki i̇şte, fiyatlar nasıl? Fiyatlar... Diğer markette göre biraz aynı gibi ama biraz daha ucuz oluyor. Çünkü okulun sonuçta bizim ihtiyacımız olunca buradan almamız gerekiyor dışarı çıkmaktansa. Yakın bir yerde olması daha iyi. Onun dışında okul kıyafetimiz yırtılınca veya yıpranınca buradan da yenisini tekrar alabiliyoruz. Kirlenince değil herhalde. Çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz. Tabii ki de. Herhalde birçok ailenin ve öğrencinin aklında çamaşırlarımızı nerede yıkayacağız diye bir soru vardır. Sen nasıl hallediyorsun bunu? Şimdi işte burası da çamaşırhane zaten. İlk başta zor oldu tabii. İlk defa uğraşacaktık. Ama sonra işte tokenlar var. Jetonlar var. Jetonları kullanıyoruz işte. İki tür jeton var. Biri çamaşır makinesi için, biri de kurutucular için. İşte çamaşır makinesine atıyoruz. Deterjanımızı alıyoruz zaten. Onu koyuyoruz. Güzel yıkıyoruz. Bir hayat deneyim evet. Senin için. Ütü de mi yapıyorsun? Ütü bilen yapıyor ama biz bilmediğimiz için yapmıyoruz. Kurutucuyu kullanıyoruz. Ne kadar güzel bir sanat odası burası. Normalde Türkiye'de sadece hani resim vardır. Birkaç sulu boya yaparsın, pastel yaparsın. Burada gördüğüm kadarıyla birçok farklı alet ve malzeme kullanarak üretiyorsunuz. Tabii ki de kesinlikle. Ben de dahil olmak üzere arkadaşlarım. Burada bir sürü şey, çok farklı şeyler tasarlıyoruz. Resimden olsun, heykel, yani farklı hani el işleri. Bir sürü şey farklı tasarlıyoruz. Hı hı. Peki buraya gelmeden önce Türkiye'de de bu konuya ilgin var mıydı yaratmaya diyeyim? Resime zaten küçüklüğümden beri benim büyük bir ilgim vardı. Ama buraya gelince daha da ilgim çok daha fazla arttı. Çünkü burada hani kullanabileceğim onlarca malzeme var. Yani bu da beni hani daha da fazla farklı şeyler yapmama yöneltiyor. Daha da güzel çalışmalar yapıyorum ben de. Yani sadece akademik olarak değil birçok farklı alanda da galiba kendinizi geliştiriyorsunuz. Kesinlikle. Burada zaten öğretmenimiz çok iyi. O inanılmaz farklı şeyler bize teknikler öğretiyor. Resim olsun, heykel olsun, el işleri olsun. Bunlar da gerçekten hoşumuza gidiyor bizim. Albert College'dayız, öğle molasındayız. Hepimiz acıktık ama yemeklerimizi yemeden önce bize biraz anlatın. Neler var yemek olarak?
Her gün değişik yemek sunuyorlar bize. Hani salatamızdan, etimizden, proteininden, karbonhidrata kadar bir sürü farklı yemek sunuyorlar bize. Yani, annenin yemeklerini özlemiyor musun? Özlüyoruz da burada da sağlıklı yemek veriyorlar sonuçta. Hmm. Yani ekmek olsun, salata barımız geliyor zaten nerede. Yani istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Burada sos falan da koyabiliyoruz zaten. Yani güzel yemekler. Peki günde kaç saat burayı kullanabiliyorsun? Sabah öğle akşam bütün yemeklerimiz burada yiyoruz. Hmm. Yemek yapma dersiniz var mı? Yemek dersimiz evet, ben katılmıştım. Evet. Buradan güzel yemek yaparım ben de. Burayı mı kullanacağız? Şuraya kullanıyorduk. Yani yemeklerimizi de aşçılar yardım ediyoruz. Hı-hı. Bakalım neler var yemeklerden bugün? Ya bugün güzel. Ya bugün güzel mi? Global Campus TV Albert College'da Türk öğrenciler sınıfın dışında da çalışma yaptıkları yerlerden biri olan kütüphaneye getirdiler bizi. Burada nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Okulumuzun kütüphanesinde işte bir sürü kitaplar var. Oradan araştırmalar gerekince kitapları kullanabiliyoruz. Onun dışında yardıma ihtiyacımız olunca konuşup yardım ayarlanabiliyor. Burada yardıma ihtiyacımız olunca burada yardım ediyorlar. Onun dışında çıktıya ihtiyacımız olunca printerlar sayesinde fotokopi gibi işlemleri tamamlayabiliyoruz. Çok güzel. Ama her şey kitaplarda değil. Başka online, dijital kaynaklara nasıl ulaşıyorsunuz? Tabii ki de zaten kütüphanemizde bir sürü bir bilgisayar mevcut. Herhangi bir öğrenci oradan gelip hani araştırma yapabilir. Bunları da printleyebilir. Burada komik bir hikaye var fotoğraflarda. Bize onu anlatacaklar. Şimdi eskiden yıl zaten 1857. Tek bir fotoğraf makinesiyle bütün fotoğrafı çekemiyorlar. O yüzden iki tane fotoğraf makinesi kullanıyorlar. Şurada gördüğünüz iki kişi ilk fotoğrafta burada. Sonra öbür fotoğraf çekilirken şurada gördüğünüz gibi tam buraya gelerek fotoğrafta iki kez gözüküyorlar. Böyle bir şaka yapmak istiyorlar. Biz de böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyor musun Sugan? Herhalde yani. İki Türksünüz, iki Türk'ten böyle bir şey bekleriz. Kesinlikle düşünüyoruz yani aklımızda. Tabii devam edelim. Tugan, sadece okulda değil sporda da başarılısın. Bizi hangi sporlarda en iyi temsil ediyorsun? Şimdi öncelikle okulun başlarken ilk sezonumuz futbol sezonu oluyor. Bunda Ontario eyaletinde 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Kesinlikle hiçbir yenilgimiz yok. 18 maçta 18 yapıyoruz. Bütün Ontario'da? Bütün Ontario eyaletinde. Basketbolda da 3 senedir şampiyon oluyoruz. Kesinlikle yenilgimiz yok. 18 veya 14 maçtı galiba. 14 yapıyoruz. Başka hangi takımlar var? Başka şimdi rugby sezonundayız. Rugby daha maçları başlamadı. Haftaya başlıyor onlar da. Bunda da rugby'de de 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Bu sene de 3. şampiyonluğu hedefliyoruz. Hangi sporları burada yeni öğrendin? Amerikan futbolu oynuyorum zaten. Ben rugby benzer bir oyun. Rugby öğreniyorum. Basketbol, futbol zaten oynuyordum. Onun dışında birkaç tane oyun var. Lacrosse deniyor. Onu burada öğrendim biraz. Beyzbol oynamamıştım. Beyzbol oynadım. Aynı zamanda kız takımlarımız da var. Çok farklı. Yani bunlar da futbol oynuyor. Basketbol takımları, voleybol takımlarımız var hepsi. Onlara da başarılarımız var. Tugan, birçok şeyi gösterdik. Sanat odasını, spor faaliyetini. Ama arkamızda biz çok bilgisayarlar var. Multimedya ile ilgili, teknoloji ile ilgili bir şeyler mi yapıyorsunuz burada? Kesinlikle. Zaten benim aldığım bir ders var. Business dersi diye geçiyor. Bunlar Apple bilgisayarların üzerinden nasıl işte hani iş yapacağınızı ileride bunları öğretiyorlar işte Excel kullanarak, PowerPoint kullanarak bütün bilgileri burada bize öğretiyorlar. Office programları. Kesinlikle office programları öğreniyoruz. Çok güzel. Birçok insanın evinde bile olmayan imkanları siz kampüste. Kesinlikle. Çok güzel. Şimdi bize kalacak yerini göstereceksin Tugan. Hazır mısın? Odan toplu mu? Toplu. Topluyorum genelde. Peki çalışmalarınızı sanıyorum sporla ilgili burada yapıyorsunuz. Evet, şimdi göstereceğim gibi bir sürü sahamız var, bir sürü. Bir sürü oyunları da ev sahipliği yapıyoruz finallere, sporlardan da olsun.
Bayağı heyecanlı geçiyor yani yıl. Tabii bayağı güzel, bayağı kişi izlemeye geliyor zaten. Hani bir maç olsun, bir maç olsun falan. Hı-hı. Bir sürü veliler de dahil, bir sürü dışarıdan öğrenciler de gelip izlemeye geliyor. Ama senin annenler seyredemiyorlar. Sen ne yapacaksın onun için? Evet, ben de hani onlara ne oldu ne bitti söylüyorum onlara da. Haber veriyorsun. Evet, kesinlikle. Tugan çok heyecanlıyım. Odanı göreceğiz. Görelim bakalım. Hazırlandın mı? Hazırlandım. Zaten topluyorum her hafta sonu. Kontrolleriniz oluyor mu sabah? Oluyor, oluyor. Durmadan odamızı kontrol ediyorlar. Tugan dedi. Buyurun. Wow, ne kadar renkli bir oda yapmışsın Tugan. İstanbul'da da odan böyle miydi? Tabii böyleydi. Burada, yani eski odam gibi bir hava vermek istedim. Bunlar ne böyle bütün kullandığın proteinler şeyler? Proteinler orada. Valla burası tamamen seni yansıtıyor. Ufak bir senin dünyan gibi ha? Kesinlikle. Kesinlikle falan olarım, madalyalarım. Proteinlerim zaten. İstanbul'daki odanı özlüyor musun? Özlüyorum da bu odaya da alıştım yani. Gayet güzel dizayn ettim burayı da. Hoş yani, rahatlıyorum. Kendi evinde gibi hissediyorsun. Hissediyorum zaten. Aynen, herkes. Beğeniyor zaten odamı çoğu kişi. Herkes de buraya girdiğinde aa burası ev gibi falan filan diyorlar herkes. Aa, bravo, eline sağlık. Bayağı uğraşmışsın ama değmiş. Albert College'da şimdi müzik odasındayız. Sanıyorum burayı bayağı kullanıyorsunuz. Evet, okulumuzun orkestrası burada alıştırmalarını yapıyorlar zaten. Biz de koro olarak burada onlarla beraber çalışıyoruz arada sırada. Onun dışında okulumuzda zaten başka okullardan, yurt dışından çocuk koroları gelip söylüyorlar. Onlar da burada işte gösterilerini sunuyorlar. Burada işte bütün orkestranın sahip olabileceği bütün enstrümanlara sahibiz. Onun dışında burada müziğin tarihini de araştırıyoruz. Onun hakkında da öğreniyoruz. Sadece pratik değil, teoriyi de. Teoriyi de öğretiyorlar bize. Öğretmenleriniz burada. Peki nasıl bizim? Çünkü Türkiye'de bir müzik öğretmeni vardır ve sadece flüt öğrenirse evet. Ve burada galiba durum biraz daha farklı. Şimdi benim burada ilk başladığımda şarkı söylemeye o kadar yeteneğim yoktu işte. Beni sürüklediler işte. İşte bu yolda devam etmemi söylediler. Ben de işte her gün ekstra dediğimiz çalışmalar var. Oralara giderek kendimi geliştirdim. Şimdi işte koroda söylüyorum. Hoşuna gidiyor mu? Hoşuma gidiyor. Yani Türkiye'de olsan herhalde yapmayacağım. Türkiye'de zaten o kadar önem vermiyorlardı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü enstrümanla zaten bayağı değer veriyorlar. Merhaba, ben Kate Stansfield. Albert College'ın müdürüyüm. Okulumuz 150 yıldır var olan ve karma eğitim veren bir yatılı okuluz. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden, Afrika'dan, Asya'dan, Güney Pasifik'ten, Karayipler'den ve Kuzey Amerika'dan gelen öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin Kanada'yı tercih etme sebebi verdiğimiz kaliteli eğitimimiz ve başarılı üniversitelerimizdir. Buraya gelip okulumuzu kendiniz görebilir, okulumuzun web sitesindeki öğrencilerin gündelik yaşamlarını anlatan videoları izleyebilir ve okulumuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Global Campus TV Albert College'da yanımızda uluslararası ofisten bir yetkili var. Onu tanıyalım. Hello. Hello, I'm Tracy Kolb, Admission Officer here at Albert College. Welcome. And about your Turkish students, I would like to know your thoughts. Sure. We have a great crowd of Turkish students joining us every year. This year we have two wonderful boys, and they're both returning next year and will be in grade 12, each of them, as well as a new student coming from Turkey as well. We have a wonderful relationship. The families truly enjoy our small family school and the attention given to each student here at Albert College. It must be a very hard decision for parents to make a choice, first of all, to send them abroad for high school and then to which school. So can you please guide them a little? Sure. Certainly every school has its attributes and something that's special about it. The thing that's in particular wonderful about Albert College is we are a small school, only 160 students from grade 7 to 12. So it gives each student a wonderful opportunity to have one-on-one time with each teacher, as well as the faculty and staff here at Albert College. This is their home for 10 months of the year. So we want to give them a truly home-like experience here at the school. And how about the international crowd?
We actually have 50% boarding students and 50% day students here at this school. So there is a great Canadian feel here, as well as over 20 nations represented at Albert College. So each student is getting a taste of an international flavor from many, many cultures here at Albert College. And which activities or which facilities you have at the campus? We celebrate the Chinese New Year and Canadian Thanksgiving and many other cultures that are, once a student sees us celebrating another culture, they bring it to light about their culture. And then we have to quickly research and work with our academic team and our kitchen and try to make something really wonderful for each student while they're here. And, I mean, of course, students choose to go and study abroad for high school if they're targeting to study the university in that country as well. So your academic success, the university placements are also very important. Yeah, it begins really in grade 11 with our students. They start working with the academic department and making their career plans and what they need to have in order to be accepted to the top universities around the world. In particular, we're very well versed with Canada, but we have some students that do apply to the UK and to schools in Germany, and we can certainly assist them with that. And tell us some success stories. We actually last year had 100% of our graduating class accepted to the college or university of their choice. There were only a small graduating class of 45 students, and of that, 39 had 80% or higher in their graduating year. And even better, 29 had 90% or higher in their graduating year. So with marks like that, as well as all of the other programs that they participate here at Albert, really they can be accepted to the university of their choice. And just to sum it up, which values are you trying to give to the students? Albert College strongly believes in our 5 A's. Obviously, the first is academics. And then we have a strong emphasis on arts, athletics, active citizenship, and adventure. And each student participates in all of those 5 A's so that their university application really stands above many other students because they have so much to offer. And they have a big chance to become one of the future leaders. Absolutely. Thank you very much. Thank you very much.